Alo. Alo kızım. Efendim, kimsiniz? Ben Ahmet. Hangi Ahmet? Kilimcinin kör oğlu Ahmet. Yanlış numara kardeşim, ben öyle birini tanımıyorum. Kızım saçmalama, benim doktor Ahmet. Aa, siz miydiniz Ahmet Bey? Neredesiniz? Gitmediniz mi daha? Nasıl gideyim Allah aşkına? Ay onu da ben söyleyecek değilim herhalde. Atlayın bu uçağa gidin işte. Aa, bak bu benim aklıma hiç gelmedi ya. İşte ne yapacaksınız doktor bey? Herkes benim kadar zeki olamıyor maalesef. Kes zeki. Biliyoruz herhalde uçakta gideceğini canım. Ay madem biliyorsunuz da niye gitmiyorsunuz o zaman? Kızım sen Einstein'a taş çıkartırsın ya. Bu işler gelmedi ki gideyim. Aa ondan yani. Çocuk beyi arasana da sonuçta o ayarlar mı adamları? Kız aferin. İlk defa düzgün bir şey söyledin ha. Tebrik ettim bak. Turgut Arif ile ilgilensin. Ama Özlemciğim ben yokken arada gelmeyi ihmal etme, tamam mı canım? Ooo başımda bir sürü dert varken bir de muayenehaneye mi gideceğim şimdi? Biliyoruz senin derdini Özlem. Yine bir aşığın vardır peşinde. Anlamıyorsunuz Ahmet Bey. Ben gerçek aşkımı arıyorum. Of Özlem bak bunu. Bak muayenehane önce Allah'a, sonra Turgut'a, sonra boyacılara, sonra da sana emanet. Allah aşkına ilk beşe girmeyi başarabilmişim. Özlem. Tamam merak etmeyin, uğrarım arada. Hadi ben Turgut arayayım. Benim yüzümü kara çıkarma Özlemciğim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi Turgut aç telefonu. Alo Turgut. Ahmet sen daha gitmedin mi? Nasıl gideyim Allah aşkına? Senin boyacılar gelmedi ki daha. Nasıl gelmedi? Basmaya gelmediler işte. Tamam sakin ol sen ya. Nasıl sinirlenmeyeyim canım? Uçağı kaçıracağım. Valla uçağı falan bilmem ama sen galiba keçileri kaçırdın. Şakana sırası değil Turgut. Bekle. Geldi galiba seninkiler. Doktor bey. Saatten haberin var mı senin? Yok. Olması mı lazım? İşte burada olman lazım. Saat 3.20 geçiyor. Aman doktor. İçin beşin nasıl oldu ya Allah aşkına? Alo Turgut. Geldi seninki. Ama inan bak gözüm hiç tutmadı. Sen de Ahmet. Her şeyden de bir kapmasan olmaz. Vallahi ben onu bunu bilmem. Bu işin sorumlusu sensin. Gel bak şunları arada. Biliyorsun bizim sekreteri. Aklı beş karış havada. Hiç güvenmiyor. Tamam Ahmet tamam. Uğrarım söz. Hadi ben daha fazla adam bekletmeyeyim. Hoşçakal. Hoşçakal. Saatten haberin var mı senin? Kaçta gelecek misin? 3'te. Saat 3.20 geçiyor. Ne yapayım doktor bey? Otobüsü de almadı. Neyi almadı? Beni almadı. Elimde bu boya kovasıyla hangi otobüs alayım beni? Niye otobüse gelmeye kalktın ki canım? Valla özel ayıba yolladığınızda benim mi haberim? Neyse. Yardımcın nerede senin? Onun çok önemli bir işi çıktı da. Ya burayı boyamaktan daha önemli nasıl bir iş olabilir bunun? Doktor bey, hiçbir şey evden atılıp çoluk çocuk sokakta kalmaktan daha önemli olamaz. Nasıl? Ev sahibi bizi evden atacak. O yüzden Ferit dedik ev arıyoruz. Allah Allah. Peki bunun yardımcı var nereden? Hanımım yardım ediyor da bana. Allah'ım sen bana yardım et. Hanımım mı yardım ediyor ya sana? Evet, o da olunca temizlik iş falan. Tamam. Neyse, kaç güne bitirsiniz? Valla taşınma falan, 3-4 güne biteriz. Ne taşınması? Doktor bey, taşınmayacaksak niye evi tutuyoruz? Ben ona değil, boya işini soruyorum. Ha, o mu? Valla 3 güne de biter, 5 güne de biter. Ama 3 günde biterse sapı sapı dökülür. 5 günde biterse taş gibi olur. Zaten duvarlar bayağı temiz duruyor. Evet, her yıl boyatırım. Ama siz acele etmeyin. Zaten 6 gün şehir dışında olacağım. Buraya da bir sekreterim Özlem, bir de Turgut uğrar. Rahat edersiniz yani. Sana güveniyorum. Adı neydi ya? Kadir. Heh, bak sana güveniyorum. Benim yüzümü kara çıkarma. Siz hiç merak etmeyin doktor bey. Burası da bana emanete gözüm gibi bakacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Aferin. Gözüm tuttu senin. Ama bak, ben seni yine de uyarayım. Her yer kireç. Tavanlar kireç. Kapılar ve pencereler de fil içi. Beni anlıyorsun değil mi Kamil'ciğim? Kadir doktor bey. Ne Kadir? Adım Kadir, Kamil değil. Neyse, sen beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Bak, benim yüzümü kara çıkarma. Siz hiç merak etmeyin. Size öyle şeyler yapacak ki bir daha adımı bile unutamayacak. Neyse. Sen buraya işini yapıyorsun. Al, bu paramızın yarısı. Geri kalan iş bitiminde veririm. Bu da anahtarlar. Buranın ve dış kapının anahtarları. Yani çıkarken kilitlersiniz. Ve mumuz var arkada, susuz kalmazsınız. Aman ha, musluklara dikkat. Geçen sene bizim sekreter hülyaları da açık bırakmıştı bu musluklara. Bütün gün aynı sular var. Siz dikkatli olun. Mutfakta da her şey var. Çay, şeker, bol bol içersiniz.
Başka bir şey yok herhalde. Yoktu herhalde. Siz hiç merak etmeyin. Güle güle gideyim, güle güle gele. Tamam bak, sana güveniyorum. Ben fırsat bulunca arayacağım sizi. Tabii, konuşuyoruz. Turgut'a numaram var. İstediğiniz zaman ararsınız beni. Bir ihtiyacınız olduğu zaman Turgut'a haber vermeniz yeterli. Tabii tabii doktor bey, haber veririz. 100 bin para çıkarmam gerekecek. Hadi hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Gece pencereleri açık bırakıp gitmeyin. Maazallah, hırsız girer. Dördüncü kattan mı? Hırsız bu canım. Nereden gireceği belli mi olur? Siz hiç merak etmeyin. Biz buradayken hırsız falan gelmez. Siz güle güle gidin, güle güle gelin. Tamam, hadi selam verin. İyi günler. Çay yapacaksınız ya. Aman ha, suyu taşırmayın. Su taşınca ne olur? Ateş söner. Ateş sönünce ne olur? Gaz birikir. Gaz birikince ne olur? Zehirlenir. Ne alaka? Daha da kötüsü. Muayenehanede biri çakmak çakar. Om diye patlarken bir şey. Ay, siz hiç merak etmeyin. Biz ölürüz, yine de patlatmayız bu yani. Tamam tamam, teşekkür ederim. Kan buramış. Hadi görüşürüz. Sen miydin? Annemi başkasını mı bekliyordun yoksa? Benim için doktor geldi zannetti. Bir türlü gidemedi adam. Nasıl biri bari? Valla beyaz pimpelikli ama bir ay önce evine gittiğim kadından daha pimpelikli olamaz. İyi bir adam, sevdim ben. Yalnız çıkarken bana çarptı. Bu dalgalık hiçbir işi beceremez diye de söylemiyorum ama sen bilirsin. Vay be yani, zaten hiç denememişti. Neyse, senin işin ne yaptı? Bakın bir tane buldum ama. İyi. Neresi? Bir oda, bir solun, ufacık bir yer. Zemin kat, her yer tutacağız. Biraz indirdim, olmaz. Olsun, gene de iyi. 2 yıllık yaşın istiyor. Ayrıca bir aylık da depozito. Nakit işimi kötü. Bu yine iyi. 2 yıllık yaşıncılar mı isterdin, 3 yıllıklar mı? Kirayı döviz olarak isteyenler mi? Biz nereden bulacağız bu kadar parayı, Kadir? Doktordan bir miktar aldım. Evde de bir şeyler var. Önce kim gitsen? Bir aylık bir ufak masrafımız karşılık. Bir şeyler mi satsak? Satacak neyimiz var Allah aşkına? Ben buldum aslında. Misafet abi. Allah aşkına olacak bir şey söyle. Adam geçen aldığımız borcu donumuza kadar alayak ödetmedi mi? Hayatta bir daha borç istemem ondan. Keşke doktor olsaydı. Hiç borç sorunlarınız olur mu? Gerçi o zaman da beni almaz. Dalga geçme Allah aşkına. Benim ilk tercihim doktorluktu. Ama babam boyacılıkta yükseleceğim görünce doktorluk yapma dedi. Ben kim? Doktorluk kim be kızı? Bir kere deme. Hayatta girmem. Ya Kadir, ne olacak bir kere? İyiyim Arda. Aman aman aman, ne de yakıştı benim kocacığıma. Bir yeriniz var mı doktor bey? Ben isteklerimi boyacılarla değil, sekreterimle paylaşıyorum. Peki şimdi bir yeriniz var mı doktor bey? Çay istiyorum kızım. Tabii doktor bey, limon da ister miydiniz? Bunu duymamış olayım, ben çayımı asla limonsuz içmem. Kapıya bak. Yardım etti, içeri taşıyordu. Allah'ım, bu adam ne işçi kölesi gibi. Tamam, tamam. Çıkmıyor, koyalım. Çıkmıyor. Tamam. Cepheri falan yoksa belki kullandığı bir ilaç vardı. Hadi çabuk, odam mavlayı dikecek. Geldiğinizde bayılmıştınız da biz de sizi ayırtmaya çalıştık. Doğru. Bizim küçük bir oyuncak almaya diye çıkmıştım ama başım da dönmeye başlayınca pilav tadını da almaya unutmuşum. Tabelamızı görünce daldım içeri. Saf edersiniz, öküz gibi yıldınız kapıya. Hem o doktor bey sizi iyileştirmek için elinden geleni yaptı tabii. Beni siz mi ayırttınız? Şey... Yok, ben bu ilgin altında asla kalamam. Bence de kalmayayım efendim.
Aman efendim, insanlık görevimiz. Yok yok yok. Ben ömrüm boyunca hiçbir elinin altında kalmadım. Bu sefer de borcum neyse öderim. Efendim, biz sizi öyle görünce... kilometre doluyor. İşte böyle bir gün tık diye gideceğiz. Yok canım, siz öyle tık diye gidecek yer yok. Maşallah koç gibisiniz. Sen bir de benim gençliğimi görseydin. Bu keresinde bizim tarladaki ilgize sinirlenip bütün tarlayı ben sürmüştüm. Oha! Biz artık kalkayım. Aman yavaş yavaş, sonuçta ülkenin büyükbaşı ihtiyacı var. Al bakalım. Bu benim kartım. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Sen de kartını ver bakayım. Kartım? Ya da dur, ben buradan alayım. Doktor Ahmet Atan. Söyle bakayım Ahmet Bey, borcun nedir? Borcunuz... Yaşlı ve çaresiz adamı kurtardık diye para mı alacağız diyorsun değil mi? Al al, senin hakkın. Aman efendim. Al al. Hiç de istemiyorum ama. Ben çıkıyorum. İyi günler. Anlatamıyorum, anlatamıyorum. Onun efendi ne oldu? Ay doktor, ağrılar içerisindeyim, öleceğim galiba. Komşular burada yakışık, yani iyi bir doktor var dediler de geldim. Hanımefendi hiç telaşlanmayın. Bu doktor daha demin benim hayatımı kurtardı. Sizi de kurtaracaktım. Hadi kendinize iyi bakın. Ay doktormuş. Gül kadın bayıldı. Tamam bayıldınız. Neyle? Kadın kendine değil. Bana hiç değil. Of, ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? O nasıl ayıltıyor sanayı? Of kadın başımıza kaldı. Kesin öldü, kesin öldü. Buradasınız. Geldiğinizde kötüydünüz, bayıldınız da biz de sizi kolonyayla falan ayırtmaya çalıştık. Şimdi hatırlıyorum. Başım döndü, ben de kendimi buraya attım. Geçmiş olsun. Hala toparlayamadım sanki. Neyiniz var? Eklemlerim ağrıyor doktor. Alev alev yanacağım galiba. Ne poz durum. Yok yok, çok gencim. 29.5'da. Ben de 40.5'da. İsminiz nedir? Nurten. Nurten. Ben şimdi sizi iyileştireceğim. Siz şimdi içeri geçin doktor bey. Ben ona bir masaj yaparım. Doktor bir şey bey. Ama ben... Doktor bey. Ben doktor bey. O ne güzel diyor. Kimden bahsediyorsunuz siz? Kimden olacak canım? Doktordan bahsediyorum. Kirpiklerini görmüyor musunuz? İnsanın kalbine saplanıyor sanki. Hiç farkında değil. Tabii farkında olmazsınız. Her gün göre göre kanıksamışsınızdır. Gerçi biraz daha uzun, biraz daha açık tenli, biraz daha yakışıklı bir doktor bekliyordum. Öyle tarif etmişlerdi ama bu da iş görür tabii. Görür tabii. Allah bilir doktorun karısı çirkin biridir. Güzellikle evde kaldım, kurudum, soldum. Şöyle doktor gibi biri olsaydı ciğerim yanmazdı. Tabii, siz şimdi kalkın hadi. Gidin. Oldu, koştuk. Doktor bey çağırdı. Ne yapacaksın doktor, üstünüze mi çekeceksin? Teşekkür edeceğim ayol. Ben ederim. Sizin söylemeniz de olmaz. Borcumu ödeyeceğim, ona vermem lazım. Tamam, bana verin. Hayır, ona vereceğim. Dedim'e konuşup durmayın. Çıkın gidin şuradan. Doktor bey! Ne oluyor ya? İçeriden bağışmalarınız geliyor. Sizinle görüştürmüyor beni. Aa. Size vermek istiyordu. Ne? Borcunu ödeyecek bizi. Yok doktorun kesinlikle pek güzelmiş yok. Kalbine saplanıyor. Bu kadını nereden buldunuz? Hastalarınızı küstürür. Değiştirin bunu. Gül Hanım. Siz şöyle geçin. Kusura bakmayın. Size teşekkür etmek istedim doktor bey. Yeterli mi? Fazla bile Nurten Hanım. Ben olmasam Allah bilir neden olurdu koltukları üstüne. Ben geçeyim ötene. Delirdin mi sen? Yakalatacak mısın bizi? Ben olmasam mercimeği fırına vermiştim bile. Bıktım senin şu tabaylarından, uslandım artık. Zaten gittiğin her yer benimle birlikte geliyorsun. Daha ne istiyorsun? Bıktım. Bence sen ben burada niye kadınlarla konuşamamaktan baksın? Sana laf anlatılmaz. Ben içeriye gidip elimi yüzümü yıkıyorum. Kapıya da sen bakarsın artık. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabloya başlamak mısınız? Başlayacaktık aslında ama. Ömrü neden girdi peki? Kıyafetlerin kirlenmesine girdi. Evet, o yüzden. Onları çıkar, sekreter kılmaz. Kadrusa nerede? Hoş geldiniz Turgut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadrusa. Buyurun, geçin şöyle. Tabloya başlamak mısınız? Biz de tam başlayacaktık ki siz geldiniz. Kadrusa söylenmeme gerek yok da aman ha dikkatli olun. Bizim Ahmet çok kıymetlidir. Geçen hastanın bir elinden akan kanla muayenehaneye girdi. Her tarafı kezapla yıkattırdı. Vay manyak. Yani siz merak etmeyin biz buraya gördüğünüz gibi bakıyoruz değil mi? Evet bakıyoruz. Birisi
Nasıl bir ev işi falan vardı, onu oldu. Bir hafta toparlayınca getirdim inşallah. Sen de bir dükkan açsana be Kadir Usta, rahat edersin. Aman Turgut Bey, öyle dediğiniz gibi kolay mı bu işler? Dükkanı tut, işlerin ayarla, malzemesiydi, depozitosuydu. Bunlar faiz yani, sermayif demişler. Sen de haklısın. Burak. Kim geldi ki acaba? Niyetler açlandınız canım, açın da öğrenelim. Aç da öğrenelim. Muayenehanenin sekreteri. Ay kusura bakmayın Turgut Bey, görmemişim sizi. Ay hayır, sana demiyorum Berkcan. Ne, sen Berkay mısın? Ben bir saatte seninle Berkcan diye konuşuyorum. Üstelik biz bir oyunda bitirmemiş miydik? Niye oyalıyorsun hala beni? Hadi kapat. Of. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da oyalıyor insana. Hoş geldin Özlemciğim. Yine kimle atışıyordun? Ay, eski sevgilim sanıyorum, daha da eski sevgilim. Nedir benim bu erkeklerden çektiğim Turgut Bey? Ya da nedir bu erkekleri senden? Bir şey işte. Bir şey mi dediniz? Senin işin de çok zor diyorum. Evet, zor. Nasıl zor olmuş? Bu devirde böyle benim gibi güzel olmak çok zor. Hem ben bunlar yüzünden buraya niye geldiğimi unuttum. Aa, boyacılarla tanışacağım. Merhaba, ben Özlem. Ahmet Bey'in sekreteriyim. Ben de Kadir. Bu da işim gibi bir de boyayı boyuyoruz işte. Ben de bir uğrayayım bakayım dedim. Ama Turgut Bey de burada olduğunu bir problem yok. Yani Özlem de arada uğrar, ben de uğrarım. Birisiniz geldiğiniz olursa haber verirsiniz. Siz merak etmeyin, biz hallederiz burayı. Birisiniz olursa da size haber veririz. Hiç merak etmeyin. Efendim? Anne haklısı kardeşim, benim haklı diye bir sevgilim yoktu. Görüyorsunuz eski defterleri işte. Uğrarım yine ben arada. Ay hayır, tanımıyorum diyorum. Allah Allah. Kusura bakma Kadir Usta, Özlem biraz çatlaklı falan beni kızmış. Yok canım, biz ne çatlaklarla uğraştık, onu da kabulleneriz. Neyse ben kaçayım artık, iş güç beni bekler, kolay gelsin. Güle güle Turgut Bey. Sonunda gittiler. Ben de telaştan ceketim var ki. Ne ceketi? Teyze. İçinde para falan olmasın? Keşke. Ne demek o? İster misin Erfeniz şimdi içinde olsun? Saçmalama Allah aşkına. Size ilk para yok, bir alayı vurdum işte. Ne yapacağız bununla şimdi? Ya numarasını vermişti sana kartı. Boy ölü. Kartı yok var. Alo? Halit Bey'in ofisi mi? Ben muayenehaneden arıyorum. Telaşlanmanıza gerek yok, önemli bir şey değil. Halit Bey bugün uğramıştı da ceketini burada unutmuş. Haber verirsem seninle. İyi günler, iyi günler. Ben toparlı olacağım efendim. Daha boyla başlıyor, çok yorgunum. Doktor Bey. Saçmalama, giymem bu arada. Kadir, hazır doktor kişi. Beceriyorsun da. Ya saçmalıyorsun. Gel reçete yapmamız gerekirse. Zararsız bir iki ilaç yazarsın. Zaten yazın da atmaksız. Yok, hayatta olmaz. Yapamam ben bu işte. İşi çıkmaza sürüklüyorsun. Sokaklara düşeceğiz. Hapishaneye düşmekten iyidir. Var mı bir diyeceğin? Evet var. 10 yıldır boyacılık yapıyorsun. Eğer her boy yaptığın evden bir kutusunu eve getirsek, şu an başımı sokacak bir yerimiz olur. Ben boyacıyım hanımefendi. Hırsız falan değilim. Tabii hırsız değilsin ama aptalın tepsisin sen. Gül! Gül! Ya madem gidiyorsun, anahtarı niye alıyorsun be kadın? Of of! Sahibi bizi evden attırıyordu. Annem, çocuklar dışarıda perişan bir şekildeydi. Sen de elinde benzin bidonuyla dama çıkmış. Çıkmam bu evden, attırmayayım beni, çıkarmasın diye. Havasın çıktığı kadar bağırıyordu, korkunçtu. Böyle giderse sonumuz da olacak demek. Dama mı çıkacaktı? Bu kadar dalga geçme, evden atılacağız görmüştü. Boyaya başlamıştım. Baktım, ilerlemişim, saatte geç olunca kıvrılıverdim şöyle. Ben geç uyuyamadım. Elinde benzin bidonuyla mı bekledi? Kadir, duysam haksızlık etmemiştim.
Bu sözlerin gözümü yaşarttı. Hayır, düşündüm de. Ne olmuş yani çoluğun çocuğunu sokakta bırakacaksan? Bizi böyle dışarı attıracaksan ne olmuş yani, değil mi? Tamam, haklısın. Yerden göğe kadar yatmışsın. Ama bana sahtekarlık yapmamı istiyorsun. Bu düpedüz üçkağıtçılık. Çocuklarım için her şeyi yaparım ama sahtekarlık yapamam. Çözme mevzusun bana, ne yapmamı bekliyorsun? Sahtekarlık yapmam. Ya çocukların için, bizim için. Dışımız sokacağımız bir ev için. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii, benim hastam kocacığım. Tamam be, tamam. Yapacağım. En kötü hasta düşerim. O bile sokağa düşmekten iyiydi. Giy şu önlüğü, giy sen de. Hasta geldi bile, hadi. Ben... Doktor Bey nerede? Görmek istiyorum kendisini. İçeride. Buradayım, buyurun. Adınız nedir? Adım Mustafa. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Tedirginiz anlaşıldı. Evet, yalnız görüşmek istiyorum. Kimse yanmayayım buraya. Kimse burada olduğumu bilmesin. Sekreter de çıksın. Peki, rahatsız oluyorsanız. İsterseniz rahatlamanız için sizinle arkadaş gibi konuşalım. Tabii. Sorununuz nedir? Sorunum mu? Şikayetiniz. Şikayetim mi? Yani hastalığınız nedir? Bende ne var onu bul. Sizde ne mi var? Evet, onun için geldim buraya. Arada kireçlenme var, ateş var, daralma var. Ama iyiyim. Bazen de kötüyüm. Kalp mi var, şeker mi var? Söyle doktor, bende ne var? Elimin körü. Ne? Yani elde bir uyuşma, gözde geçici körlük falan var mı? Yok sanırım. Hadi tamam o zaman, yatın sana. Olmaz. Bende kireçlenme var, yatarsam kalkamam. Bana pencerenin önünde baksana. Hangi pencere? Bu pencerenin. Bir tavan var mı? Nereye kayboldu bunlar? Burada ay var mı? Yok. Peki ya burada? O yanda da yok. Peki söyleyin o zaman, nerenizde ay var? Belki yukarıdadır. Doktor, sizin üstünüzde kaç kat var? Kaç mı kat var? Ya kafanı çıkar da bak peki. Ne görüyorsun? Gökyüzünü. Tabanca var mı? Ne tabancasından bahsediyorsunuz? Saçmalıyorum işte ya. Bir telefon görüşmesi yapacağım ben. Tabii buyurun. Özel. He, pardon. Açıl be mesaj, açıl. Bir sesli mesajınız var. Dinlemek için lütfen yıldızı tuşlayın. Hadi. Lan oğlum, sen bizden kaçacağını mı zannediyorsun lan? Vallahi peşine en iyi tepicilerimi taktım ha. Senin topuğunu sıkacaklar. Sen bitti. Bizden ihale almak neymiş öğreneceksin. Yine ya. Aç Fatih, aç. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Bakın oğlum, hemen buralarda... Yalnız sinyal sesinden sonra dedim. Pardon? Hayır, pazar gibi atlıyorsunuz, sonra mesajın yarısı boşa gidiyor. Ne dedim? Sinyal sesi. Repeat after me. Ay, sinyal sesi. Sinyal sesi. Hah, neymiş? Sinyal sesi. Akıllı ol, az şimdi konuş istediğin kadar. Beep. Bakın oğlum, hemen buralardan uzaklaşıp burayı terk edin. Peşimizde ihale yerlerinden aldığımız belalı adamlar var. Ben kaçıp muayenehaneye saklandım. Siz de kaçın, kurtarın kendinizi. Korkuyorum ki bu adamda bir şeyler var, tabanca falan diyor. Hiçbir şey çık ama. Bu adamın çok parası var, tamam mı? Gitme o adamın için yerlerine. Ya hadi. Görüşmeniz bitti mi Mustafa Bey? Evet, bitti. Peki siz hastalığı bulacak mısınız? Merak etmeyin. Ben doktorasını yurt dışında yapmış ünlü bir doktorum. Sizin hastalığınızı bulacağımıza hiç şüpheniz olmasın. Doktor, sen de bir şey içebilir miyim? Tabii, buyurun. Siz hastalığı bulana kadar burada kalabilir miyim? Aferin. Ya siz hastalığı bulana kadar diyorum, ben burada kalayım. Bilemedim ki şimdi. Ya bak, efendim? Anlaşılan burayı boyutuyorsun da para lazım olur. Otele vereceğim parayı sana vermiş olurum. Valla bilemiyorum. Lan neyini bilemiyorsun? Çok para vereceğim diyorum sana. Yarısını şimdi, yarısını da iş bitiminde. Benim bunu bir sekreterine görüşmem lazım. Görüşün. Ya Kadir, verir misin? Kapatsana şunu. Ya Turgut Bey gelirse? Ya adam zaten 5 gün kalacağım diyor. Hiçbir şey olmaz. Peki Mustafa Bey, kalabilirsiniz. Yalnız 5 gün. Sonra gitmeniz lazım. Tamam. Bir de hastalığın geldiğinde saklanmamız gerekiyor. Neden saklanacağım? Güzel soru.
Çünkü ben prestijli bir doktorum canım. Hastalarım burada bir hasta beslediğimi öğrenirse ne açıklama yapayım? Doğru. Peki ya tuvaletin gelirse? Tut tuvaletimi, kocaman adamsın. Ortalığa mı yapacaksın? Ya o çıkırsam? Aşağıda bir lokanta var. Tamam tamam, aç kalırım daha iyi. Tamam tamam, yemeğini de güzel de. Biraz ekstra yiye, öyle bir şey. Sıkıntı yok. 5 gün kalıyorum. Tuvaletimi siz söyleyince yapıyorum. Yemek de ekstra yiyorsun. Güzel. Hayır, ne kadar veriyorsun? Bu arada ben büyük inşaat firmasının sahibiyim. Buyurun. Yeter mi? Bu daha yarısı. Kalanı da giderken vereceğim. Anlaştık öyleyse. Ben bir sekreterimle görüşüp geliyorum. Görüş. Ne kadar verdi? Kalem süperle hep bir anı ver. Kızım bu daha yarısı. Kalanı da iş bitiminde böyle. Ver bunu ver. Çok çabuk. Sekreterimle görüştüm de işte hallettik. Siz merak etmeyin Mustafa Bey. Sizin sorununuzda, stresinizde, hastalığınızda her şeyinizi çözeceğiz. Hiç meraklanmayın. Tabii. Siz isterseniz içeri geçin. Ben sizi sonra çağırırım. Tamam, geçiyorum. Telefon da çaldı. Alo. Alo, ben Ahmet. Ahmet Bey, nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Sizi soran kim canım? Muayenehane nasıl? Muayenehaneniz de iyi, ellerinizden öper. Ellerinden mi öper? Yani canlansa gelir, elinizden öper diyordum. Anladım. Ben de işte sesini duymak için aradım. Sesini duydum, rahatladım o yüzden. Benim sesimi mi? Ne alaka canım? Senin sesini niye duymak istedim? Muayenehanemin sesini duymak için aramıştım. Duyduysanız, rahatladıysanız ben artık muayenehanenize bakım yapayım. Ne dersiniz? Tamam tamam, ben daha fazla oyalamayayım sizi. Sen işine devam et. Hoşçakal kayacığım. Kaya mı? Kaya mı? Kader ulan kader, 100 kere söyleyeceğim ya. Siz... Halit Bey. Bravo. Vallahi bravo. Hem işinizi yapıyorsunuz hem de kendi işlerinizi kendiniz koruyorsunuz. Evet evet, aynen öyle yapıyorum. Buyurun, oturmaz mıydınız? Bir de derler ya, terzi kendi söküğünü dikemez diye. Külli yan yana, bakın iki işi de yapabiliyorsunuz. O lafları hiç demez efendim, nesli tükenerler bilir. Siz niçin gelmiştiniz? Ben de unuttum vallahi. Heh, geçen gün sekreterimi aramışsınız. Ceketimi unutmuşum burada da onun için geldim. Ha, o mu? Buyurun ceketime. Teşekkürler. Güzel değil. Gerçi ceketten ziyade sormak istediğim bir şey de var ama. Tabii. Benim bir çalışanım var. Bu aralar başı çok ağrıyormuş. Gerçi ağrısı dırdırcılığından ya. Anladım. Yahu çok paranoyak ve doğrucu bir kadın. Bu yüzden eşi de basıp gitti ya. Onu size sonra bir yönlendirsem olur mu? Vallahi baş ağrısını hallederim de. Doğruculuğuna, paranoyaklığına pek bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Bunu bir psikolog daha iyi çözer. Yok yok, en iyisini halledersiniz bu işi. Anlamadım ama. Anlarsınız yakında. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii, buyurun geçelim size. Var ya, inanç gibi geldik. Biz değil ekranım, ev bile alırız ekranım. Tam kazandığımız diğer paralarla nalbur dükkanını mı açalım? Karı bir şey söyle be. Ben o kadar inançlı değilim her şeyin güzel olacağına. Valla çok iyiyiz. Bu güzel paramızı kazanıyoruz işte. Hiç korkmuyor musun bir şey olacak diye? Nasıl bu kadar emin olabiliyordun? Şöyle düşün, bir şey oldu diyeyim. Bugün canım koca düşün içinden çıkmayı becerim. Ver gazı ver, bakalım bu gazla kaç kilometre daha gideceğiz. Seninki nerede? Beni garibanı içeriye yollamıştım. Korkuduğumdan çıkamıyor da zavallı. Çağır bari, ben gideyim. Tamam, seni bu saatte burada görmüşsün zaten. Onu sekreten niye arıyor der? Kapıyı kapa çıkarken. Mustafa Bey! Mustafa Bey! Sonunda ya. Sabah bekliyorum içeride. Sorun çıkmasını geçtiğimi de çıkaramadım. Aferin aferin, böyle devam. Sen ne zaman gidiyorsun? Ben mi? Ben burada kalıyorum. Neden canım? Çünkü tedavin için seni yalnız bırakmamam lazım. O yüzden. Gerçekten işine aşık mısın?
Sekreter geldi galiba. Bir şey olmuş olmalı. Eyvah Nurten! Nurten de kim? Nurten'in kim olduğu değil, seni burada görmemiz önemli. Hadi içeri gel, içeri. Doktor bey, niçin yüzüme kapadınız kapıyı? Alındım vallahi. Rüzgar çarpmıştı Nurten Hanım. Yoksa ben size kapıyı kapatır mıyım? Benim tüm kapılarım size açık. Teşekkür ederim. Girebilir miyim? Buyurun madem. Hangi rüzgar yaptı gecenin Fatih'le? Baktım sizin deli sekreter çıktı. Ben de fırsatlı fırsat geleyim dedim. İyi alt etmişsiniz. Anlamadım. Yani neyi etmişsiniz diyordum. Değil mi? Bir şey ikram etmeyecek misiniz? İyi de ben çay demlemeyi bilmem. İyi, ben demleyeyim o zaman. Bir dakika! Ne oldu? Gitmeyin çay demlemeye, oturun. Çünkü burada birbirimizin gözlerine bakmak varken neden çayla vakit kaybedelim değil mi? Ay, neler diyorsunuz doktor bey? Ben ne dediğimi biliyor muyum acaba? Hiç anlamıyorum vallahi. Neyi? Sizin gibi beyefendi bir adamın muayenehanesinde öyle bir kadının çalışmasını. Sanıyorum ki sizde gözü var ve benim gibi güzel bir kadına göründüğünü biraz kıskandı. Ne yapacaksınız efendim? Kendisi biraz kıskançtı. Özellikle bayan hastalarına karşı aşırı kıskanç hareketlerde bulunuyor. Yol verin gitsin canım. Size sekreter mi yok? Kovacağım da kıyamıyorum zavallı. Hem işini de iyi yapıyor. Ay, ne kadar da iyisiniz. Hem merhametli hem de düşüncelisiniz. Öyleyim. Sevdiğiniz kadınlara da çok değer veriyor olmalısınız. Evet, çok değerli. Maşallah. Hem dürüst, hem kibar, hem de sağlıklı adamsınız. Karım geldi. Ne? Karınız mı? Ben boş ver sen, boş ver. Gel içeri, çabuk. Lan bir açamadınız kapıyı be. Aç olduk lan kapıda. Sikimi sokun abla. Dur evlat. Selamünaleyküm doktor. Aleykümselam. Biz bir arkadaşa bakmıştık da buralarda mı diye soracaktık. Burada neyse bulayım abla. Sakin. Bak kardeşim, bu arkadaşın adı Mustafa. Böyle kumral, gözlüklü, sümük gibi bir tipi var. Sen tanıyor musun? Ne yapacaksınız Mustafa'yı? Gördün mü görmedin mi, sen onu söyle. Oğlum celallenme diyorum sana. Kardeş sevdiğimiz bir arkadaştı da birazcık kaşınmıştı. Biz de onu kaşıyacaktık. Neyle? Bununla. Pardon, ben onu bir an orada görünce şey ettim, şey oldu. Bir daha şey etme. Sen tanıyor musun, tanımıyor musun? Haber. Yok vallahi tanımıyorum ama görürsem hemen size haber vereceğim. Aferin, böyle ol. Bir de bir maruzatım olacaktı. Hela ne tarafta acaba? Hela? Hela işte. Ya da kendim bulurum. Bir dakika! Ne oluyor be? Orada Hela yok, oraya şey etmeyin, ortalık batar. Hela bu tarafta, gidin orada işinizi görün. Sağ olasın, ben birazdan gelirim. Sizin işte zor olmalı. Öyle. Böyle gittiği yerlerde gözdağı ver, adamları falan korkut, zordur tabii. Zor. Hatta gittiğinizde vurduğunuz adamların kan lekesi üstünde sıçrayınca düşünemiyorum bile. Hangi deterjanı kullanıyordunuz kan lekesi için? Biz kanı kanla temizleriz koçum. Tehlikeli şey dedi. Peki, yakaladığınız adamların üstünde favori bir işkenceniz var mı? En sevdiğim işkence, böyle çok konuşan adamların kafasına levyeyle vurup akan kanı keyifle izlemekti. Bu bana büyük bir zevk veriyor koçum. Ama bana öyle şeyler yapmazsın değil mi kardeşim? Belli olmaz. Annene kâma gizli. Sağ olasın kardeşim. Borcunuz nedir? Borcunuz falan yok. Bak, sevdim seni. Mustafa'yı görürsen bizden saklamıyorsun. Biz yine uğrayacağız sana. Hadi eyvallah. Oğlum hadi sene. Akıllı ol. Alırım aklını. Akıllı ol ne diyeyim aklını? Allah'ım mafyasın bir yandan, mafyadan kaçın bir yandan. Hep bunlar mı beni bulacak ya? Nurten Hanım'la Mustafa'yı da unuttum ya. Nurten Hanım, Mustafa Bey çıkabilirsiniz. İlahi Mustafa, çok tatlısın. Nereden buluyorsun bu esprileri? Vallahi insanın karşısında güzel bir kadın olacak. Çok tatlısınız. Biz nerede kalmıştık Nurten Hanım? Ben şimdi gidecektim. Hem bu saatte evli bir adamla burada bulmam yakışık almaz. Seni özleyeceğim. Seni nasıl bulacağım Nurten? Bir dakika. Tabii kullanabilirsiniz. Numaramı yazdım, ararsın. Hoşça kal Mustafa.
Yürü, hoşça kal lütfen. Maşallah maşallah, Allah muhabbetinde haltesin. Bakıyorum da bayağı samimi olmuşsunuz. Evet, biraz öyle. Bu arada gelen kimdi? Ha, o mu? Sen boş ver canım. Gel senin içeride yatağını hazırlayalım. Gel. Sen de uyuyamazsın hanımefendi. Şu muayenehaneye kabul ettiğimiz adam vardı ya Mustafa. Evet var. Peşine mafya dadanmış, o yüzden köşe bucak kaçıyormuş. Tamam, gönderelim o zaman adamı. Neye gönderiyorsun acaba? Adamın tonla parasını aldın. Hem yazık değil mi adamcağıza? Bize yazık değil mi? Ay ben şu gençlikte, şu güzellikte, şu gençlik yaşımda ölecek miyim Kadir? Hiç ajitasyon yapma hanımefendi. Ben adamı kovalım dedim de sen böyücüklerine vurdun kocacığım demedin mi? Al şunu çek cezası. Tamam dedim de. Şimdi. Bütün gece döndüm, dolandım, uyumadım adam akıllı. Bir ağaç ailesini düşünmeye çalıştım. Buldun mu peki? Bulamadım ama bulacağım inşallah. Hem aç kayınları bulunmuyor. Mustafa da aç açını uyudu. Bu zıkkın yüzünden değil mi? Neyse. İyi, ben bir şeyler almaya gidiyorum. Tamam. Allah, ne olmuş şu işten? Alnımızın akıyla çıkalım ya. Of. Hasta gelmesi bari ya. Valla uğraşamam şimdi hastayla mastayla. Ya Allah'ın sevdiği kulu değil ki. Hasta gelmesi diyorsa hasta geliyor. Ay merhaba doktor. Merhaba hasta. Oturduğuna göre sorayım. Şikayetiniz nedir? Ya benim karnım çok ağrıyordu da. Herkes sizi çok övdü. Ben de gelip baktırayım dedim. İyi etmişsiniz. Merak etmeyin. Ben Orta Doğu ve Balkanların en iyi doktoruyumdur. Sizin hastalarınızı da bulacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Hı hı, inşallah. Geçin isterseniz şöyle karnınıza bakayım ben. Buyurun, otur. Aa, ne yapıyorsunuz? Muayene etmeye çalışıyorum hanımefendi. Dokunma deneyim lütfen. Peki ya şimdi ne yapıyorsunuz? Zihin gücüyle muayene ediyorum. Öyle şey olur mu canım? Olmaz tabii. Dokunmama izin vermezseniz nasıl muayene edebilirim? Tamam. Dokunmama öyle çok değil. Yeter! Gerçekten bıktım artık. Genç ve güzel bir kadınım diye taciz edilmekten bıktım artık. Hanımefendi ben bir şey yapmadım. Sus! Bir de Hipokrat yeminli olacak. Hanımefendi ben vallahi için. Sus! Sen şimdi görürsün yalancı sapık seni. Manyak! Vallahi manyak! Oğlum her deli beni bulur ya. İşte kocam kapıda bekliyordu. Beni taciz ettiğinizi duyunca da hemen geldi. Karımı mı taciz ediyorsun lan sen? Ayol ne tacizi şeker şey. Seninkiyle biraz konuşuyorduk da tatlış yanlış anladı değil mi ayol? Ayol mu? Niye şaşırdınız canım? Neyse neyse tamam. Ben galiba sizi yanlış anladım. Benim bugün burada muayene olmam gerekiyor. Oturalım mı lütfen? Tabii buyurun. Git canım şişim. Tatlım neyin vardı? Ya ben hastayım da. Tatlım sen kafadan hastasın galiba. Şimdi ben arıyordum onu. Tatlım. Eşinin karnı fazlalığı. Kadının karnına gider yok. Eşinin omuzlarından geçer. Ooo bayağı da kaslıymışsın. Ama yeterince şişmemişsin sen bence. Git şiş öyle gel. Hadi kalkın siz. Ya bırakın kasması. Benim bugün burada muayene olmam gerekiyorum siz, anlamıyor musunuz? Tatlım sen bu katnem tipiyle fazla yaşamazsın bence. Senin ruhunda bir elbuuut ya olsunlar. Defol git buradan. Benim sağlık ederim ben. Güzel görmesek inanacağız. Duymakta ısrarcısınız yani. Ya sen niye bizi bu kadar göndermekte ısrarcısın ki? Zaten kocam övüp beni gömüyorsun. Ona da sinirleniyorum. Sinirlenirsen gider misin? Acayip acayip hareketleriniz var. Benim de pek prosum yok zaten. Karımı emanet. Gideceğiz kardeşim.
kardeş deme lafını. Yeter! Gerçekten yeter! Kocama sulanıyorsun, bana hakaret ediyorsun. Gidiyor musunuz yani? Ben hava almaya çıkıyorum. Bir gidemedin yani. Ya çık canım çık. Kadın tutmadı adamı göreceğiz. Tatlım isim neydi? Mehmet. Memoş. Sen bu kadına nasıl katlanıyorsun ayol? Bu kadına bir ömür geçer mi? Ya öyle demeyin. Ben eşimi seviyorum. De sen de haklısın şimdi. Herkesi kendine aşık sanıyor. De ben de kıskanç bir adamım tabii. Kıskanç mı? Çok şey etmeyesiz yine de. Tatlım, sen bu kadından bıkmışsın. Sıkılması. Bak etin hep sert sert olmuş. Ben şimdi sana bir vantaj yapacağım. Teşekkür ederim. Beş. Yani bana bayağı. Yok ben bir gözüm geleceğim. Baba. Mehmet, bu ne hal? Aşkım, açıklayabilirim. Açıklayamaz. Aşkım, dur. Aşkım. Kız ne yaptın böyle be? Boş ver hayatım, sen otur şöyle. Ay, kız ağlayarak çıkıyordu bayağı. Ne yapacaksın tatlım? Her deli beni bulur. senin sorunun neydi hayatım? Kız bak az önce başım ağrıyordu geçti. Şimdi çok başka bir derdim var. Ay ne oldu? Bak ablam, ben bir çocuğu seviyorum. O da beni seviyor. Ama benim kulüpte çalıştığımı bilmiyor. Kız Allah canını almasın senin. Kulüp kızı aldın kız. Yok kız Allah şükür benimki öyle bir iş değil de. Ya o da seni gibi anlayıp bana böyle tepki verirse ne yapacağım ben be? Yapacağım. Hayatım bu deli de dürüstlük herhalde. Ara adamı buluşalım de görüşmek istediğini söyle her şeyi anlat dök içine. Kız bak arayacağım ama terslerse. Terslemez kahve içmeye çağır. Kahve yedi mi kız? Kahve yedi. Kız bak arıyor. Aya. Çalıyor. Alo. Aşkım nasılsın? He iyiyim ben de şükür. Ne olsun, ne diyeceğim bak yarın buluşsak mı? Yok, yeri sen söyle. Star... Star buçuk duruyor, okeydi. Tamam aşkım, tamam ben geleceğim yarın. Hadi, hadi yaptım, bay bay. Hal oldu mu? Kız yemin ediyorum Neşeren, dur ben bir şarkı söyleyeceğim. Kız ne şarkısı? Vallahi şarkı söyleyeceğim, ben usta bir sanatçı olduğum için mikrofonu çantamdan ayırmam. Söyle madem, ne yapalım? Ama oynayacağım da. Oynayız, iki döktürüz. Dedim kaşım Zülfikar mı? Dedi ki ay. Dedim cemalin ne güzel. Dedi ki ay. Dedim seni seviyorum. Dedi ki vay. Dedim bende gönlün var mı? Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok. Dedim bende gönlün var mı? Söyledi yok yok. Söyledi yok yok. Söyledi yok yok. Söyledi yok. Dedim senin koynum nedir? Dedi cennet. Dedim beni sever misin? Dedi elbet. Dedim senin yarın kimdir? Dedi kul Ahmet. Dedim başka yarın var mı? Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok. Dedim başka yarın var mı? Söyledi yok yok. Söyledi yok yok. Söyledi yok yok. Söyledi yok. Bana da dokandı galiba. Ablam sen baya dokandı sana. Çok dokandı valla. Ay. Neyse tatlım şarkımızı da söyleyelim. Ne atladık kalk her zaman. Borcum. Borcun 300 TL hayatım. Neyse ablam bak. Çok tuzlusunuz ama her bir kuruşu helal aşk olsun. Bak şöyle sana ne diyor. Figürler yaptım ben. Tamam. Ben gidiyorum Ayrı. Kapıyı açma. Kız ben sorma yapayım. Sen misin Ahmet canım.
Aşkım ben de Asma. Hadi gidiyorum benim. Öpüyorum. Kapıyı açma. Tamam hayatım. Hadi. Oh be, sonunda gitti. Kılıktan kılığa girmek zorunda kaldım ya. Niye öyle diyorsun? Bayağı iyi kıvırdın. Gül. Ne zaman Kadir bayağı iyi oynuyorsun işte. Bak gül diyor. Hadi bir iki bir güller göster. Sen gel ben sana gel. Bak bakalım ben sana içeride ne figürler göstereceğim. Gel. Sağ olun sekreter hanım. Kekler de çok lezzetliymiş. Teşekkür ederim de yavaş yiyin. Bulacaksınız. Valla acı şu oydum tüm gece. Boğulsam da yerim bunları. Haklı Gül Hanım. Kendisi kovadan kaç yoyulmuştu. Pardon? Yok bir şey. Daha iyisiniz değil mi? Evet. İyileşiyorum galiba. Oho gideceksiniz yani. Deli misin doktor? Burada kalacağım. Ta ki düzelene kadar. Yalnız en fazla 5 gün sonra... Tamam tamam. 5 gün sonra giderim. Zaten daha fazla dayanamam. Ya Herru ya Merru deyip atlarım sonra. Ama neden şimdi değil diye sorarsa, çıkmamış can da ümit kesilmezmiş. duydun beni sesini. Boş ver sen kesinlikle. Gir içeri sen. Ben elimi yüzümü yıkıyorum. Sen önlüğünü giy hadi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Randevu vardı da Halit Bey'in çalışıyor. Evet, biliyorum. Adınız neydi? Tüle. Sadece biz varız değil mi? Hı-hı. Kimse bizi izlemiyor değil mi? Kim izleyebilir? Boş verin. Doktor muydu o? Evet. Adı neydi? Ahmet, Ahmet. Bir yerden tanıyor gibiyim ama nereden? Nasılsın sana benzer işte. Ben geldiğinizi arayabilirim. Ne dedi? Ya adını falan sordu. Kadir demedi numarayı. Hayır Ahmet dedi de. Başka ne dedi? Ya Kadir ne oluyor? Of. Bir ay önce evini boyamaya gittiğim gündeyekli kadın vardı ya. O kadın bu kadın deli türlü. Eğer bizim burada ne yaptığımız öyleyse bizi şikayet eder hapse düşer. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum çalıştığı saklıyı kadar çalıştığı. Buldum. Bak ben şimdi doktormuş gibi buradan gelip geçeceğim. Ondan sonra arkadaki yangın merdivenlerinden dolayı dolanıp kadeye gibi geleceğim. Ona selam verdikten sonra içeriye gelip arkadan tekrar dolup doktor gibi çıkıp türünden atlatıp içeride küçük bir diyalog sergileyeceğim. Anladın mı? Sen boş ver. Geleceğe de hiçbir şey çaktırma. Doktor Bey birazdan gelecek. Kafada hesap bir tane. Merhabalar Gül Hanım. Hoş geldiniz. Aa Çilin Hanım siz de mi buradaydınız? Kadir usta. Benim bu eve niçin geldim soracaksınız değil mi? Abim Ahmet'i görmeye geldim. Abim mi? Evet Doktor Ahmet benim abimdi. Yanılır gibi değil. Çok benziyorsunuz. Evet tek yumurta ikizi gibiyiz. Tek demiş burnundan düşmüşüm abime. Allah Allah. Gül Hanım benim abimle görüşmem gerekiyor da içeride bekliyorum. Tabii Çilin Hanım da izin verirse. Müsaade sizin canım. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ahmet Atak, doktor. Ben de Tülin hastayım. Halit Bey önermiş sizi de ben de geldim. Aa, tabii. Buyurun, oturun şöyle. Ahmet Bey, kardeşiniz geldi, sizi bekliyor. Aha, Tülin Hanım, müsaade ederseniz bir kardeşimle görseydi. Ben de gelsem sizinle. Olmaz. Niçin olmaz? Çünkü özel bir durum var. Hadi size söyleyeyim. Benden borç istemişti de, şimdi sizi görürse çok utanır. Anlıyorum, ben burada bekliyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Ben içerideyim buradan. Ne anlayışlı bu Tülin Hanım, şaşırdım doğrusu. Evet abi, evet çok anlayışlı bir kadındı. Geçen ay evini boyamaya gitmiştim. Çok dürüst, çok mükemmel bir kadın. Hatta bu yüzden özel hayatında sorunlar yaşıyor. Ah kardeşim, dürüst insanların çektiği sıkıntılara uzak değilim de. Sen niçin gelmiştin? Tamam. Al, bu yeterli mi? Abicim, çok utanıyorum ama... Lütfen kardeşim. Bu para senin hakkında. Senin sayende kazanıyorum bunları. Al lütfen. Bunu Tülin Hanım gibi dürüst bir kadını daha fazla bekletmemek için alıyorum abicim.
Neyse kardeşim, ben sana veda edeyim. Teşekkür ederim Tülin Hanım. Ben çıkıyorum Gül Hanım. Anladın mı şimdi ne yapacağız? Sen şimdi içeri geliyor mu? Ben de bu kadına atlatıyorum, kurtuluyorum. Kusura bakmayın, beklettim Tülin Hanım. Allah, bu kadar benzerlikle pes doğrusu. İşte tek yumurta ikisi gibiyiz kardeşimle. İçinizde giydiğiniz gömlekte aynı onun giydiği gömleğe benziyor. Hatta pantolonuz da aynısı. Evet evet, affedersiniz, donumuz bile aynıdır. Evet, isterseniz açıklayayım durumu. Evet, çünkü ortada çok kuşkulu bir durum var. Nerede kalmıştık? Donumuzda. Çok fakir bir aileydim Tülin Hanım. Annemin de babamın da bize okutacak parası yoktu. Biz çok küçükken babamızı kaybettik. Annem iki çocuğa bakamıyordu. Birimizin çalışması, evin rızkını getirmesi, diğerinizin okuması gerekti. Biz seçim yapmalıydık. Kadir dedi ki, ya abi, ya sen oku. Ben çalışırım dedi. Evin rızkını ben getiririm dedi. O gün bugündür ne kazanıyorsam onun hakkı vardı. Ne alıyorsam ona da alır. Gömlekse gömlek, pantolonsa pantolon. Hatta affedersiniz, donsa don, aynısını alırım. Donla alakalı başka bir şey yok. Yok, o zaman sizin sorunuza geçelim. Şikayetiniz ne de? Ağır baş ağrısı çekiyorum. Ve izleniyorum galiba. Tülin Hanım, deli olabilir misin? Değil ama delireceğim. Sanki hiçbir zaman yalnız değilmişim gibi hissediyorum. Sanki sürekli birileri beni izliyormuş gibi. Yalan söylersen de yakalanacağımı hissediyorum. O yüzden hiçbir şey saklayamıyorum. Peki ne zaman? Hala izleniyoruz. Peki ne zamandan beri bu durum devam ediyor? Kendimi bildim bile. Peki bu size özel hayatınızda sorun yaşatıyor mu? Şimdi bu yüzden boşanıyorum. İsterseniz ben size bir bardak su getireyim, kendine gelip sonra konuşmaya devam edelim. Siz bir manyaksınız. Ve acilen rahatlamanız gerekiyor. Öyle mi diyorsunuz? Tabii ki de öyle. Bırakın her şeyi. Rahatlayın. Ve relax olun. Gül Hanım, kapıya bakın. Siz rahat olun. Nefes al. Turgut Bey. Turgut Bey mi geldi? Turgut Bey gelmiş. Turgut Bey de kim? Bir hastam, yabancı görünce çıldırıyor adam. O yüzden sizi burada görmemiz lazım. Adamın önlük fobisi var. Evet, adamın önlük fobisi var. Sizin seansınız bitti, kalkın siz artık. Ben de kendimi daha iyi hissediyorum. Borç nedir? Borcunuz falan yok. Olur mu öyle şey? Olur öyle şey. Siz şu an şurada durun. Dileğim yok. Gör, şuradayım. Ya kızım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Bu ara tangoya merak saldım da size de bir iki figür göstereyim demiştim. Hoş geldiniz. Sen nereden çıkıyorsun? Kadir, siz tangoyu tutunca görmediniz beni. Haklısın vallahi. Kadir, sana tango aşkı gözümüzü kör etti.
Fesat hastalığına çıkıyoruz. Çıkıyor muyum? İşimi bırakıyorum. Yok canım, ben çarşıya gidecektim, siz de gelin diye geldim. Ay öyle dedin de biz de işi bırakıyoruz sandık ya. Bıraksanız ne olur? Ne oldu? Kadın hiçbir işin yerini bırakmayı sevmez ki. Hiç sevmem, nefret ederim. Hadi o zaman çıkalım. Çıkalım. Muayenehaneciğim, kendine dikkat et olur mu? Biz yokken yaramazlık yapma, kek falan yeme. Evet bak, sakın üzme beni. Siz manyak mısınız? biz muayenehaneyi çok içimizden bir olarak belledik. Hatta çocuğumuz gibi yalnız bırakınca çok üzülüyoruz. O yüzden iki nasihatte bulunalım dedik. Beni korkutuyorsunuz, hadi çıkalım. Çıkalım. Siz önden geçin. Oh be! İlk defa tek kalabildim şurada. Of Fatih! Yırtık dönersin gibi çıkıyorsun aradan. Ay bir düşün bakalım, sence senin beni seviyor olman benim ne kadar umurumda? Ay hadi Fatih, oyalıyorsun boşuna, kapat. Bu kadar kimsecekler mi? Hoşuna geldi. Ay efendim hayatım. Neymiş o haber? Ay Ece, burada 20 indirim neresi mi bu haber? Sen baştan yakışıklı kasiyerin olduğu mağaza diye söylesene. Kalktım, hemen geliyorum. Gel gel. Ne bitmez lisesi varmış şu Ahmet denen manyak herifi. Turgut Bey bile al al bitiremedi. Deli herifin teki işte. Senin şu belan kutlası hastan mı aradı? Ben garibanı içeride unuttum. Zavallı korkumdan çıkamıyor daha. Şu iş korkutuyor. Ama benim canım sıkılmadı. Acil gitmemiz olsun. Bir şeyler düşündüm de bakalım. Hasta geldi. Bir şöyle mafya işinde bana verecek. Doktor nerede? İçeride buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun geçin şöyle. Kız gelin. Oturma. Özür dilerim ben. Aman efendim ne gereği var? Sen karışma. Doktor bizim işimize. Geç oturalım. Gül Hanım, içeri geçin lütfen. Ben çağırayım. Tamam. Neyse. Şikayetiniz nedir? Ben bu gelinden şikayetçiyim Doktor Bey. Hanımefendi ben hastalık olarak demiştim. Ay, hasta. Hanımefendi, ben yine yanlış anladınız beni. Ben soyum, hastalık hani... O yüzden dedim, sorun galiba gelin hanımda. Ay zaten sorunun büyüğüm da. Vallahi gelinle ömür törpüsün belli belli. Neyin vardı kızım? Başım. Kız kim sana konuş dedi? Başım. Kaç gündür kızım? 5. Ne sıkıntı? Sık sık. Hanımefendi başı ağrıyan kimdi? Bizim gelin. Siz niye konuşuyorsunuz lan? Neyse kızım, ben sana bir ağrı kesici yazacağım. Hiçbir şeyciğin kalmayacak, tamam mı? Size de bir uyku hapı yapayım. İyi dedim, uyku problemim yok ki. Olsun, alın yatıp dinlenin. Şu gelinden kurtulalım değil mi? Sizden kurtulsun diye. Ne? Ay yok bir şey. Tuvalet ne zaman koyduğunu? İçeride koyduğunun sonunda. Kızım, ne diye katlanıyorsun bu kadına? Öyle demeyin, çok iyi insandır. İyi insan görmesek inanacak. Cehennemden beter ediyor hayatı be sana. Ne yapabilirim? Eşim öğünden sonra kimsen mi kalmadı ki? Gerçi o varken de bir şey değişmiyordu ya. Geçetiniz. Borcumuz da 300 TL. Ne masraflısın gelin. Ne masraf. Hadi tat bırak. Görüşürüz. İyi günler. Gül, kapıya bakar mısın? Sen
Geldi seninki. Hangisi? Allah! Of yine uğraştıracak beni ya! Ay abla neler oldu? Ay neler oldu? Otur hemen anlat. Kız ben benimkine dedim ya kulüpte çalıştığımı. Kız nasıl dedi? Basbayağı daldım dedim. Herif beni terk etti. Kız Allah canım ne anlasın dedim. Öyle bulasamış şu lan diye söyledi. Dalınır mı konu ya? Nasıl dalacaktın be? Tatlım böyle yavaş yavaş alıştıra alıştıra ağır ağır söyleyecektin. Değil mi Güloş? Önce adamı yumuşatacaksın. Sonra senden kopamayacağını hissettireceksin. Hissettirim abla. En sonunda ağlayıp işi bitireceksin. Abla kızımın gözünden akan bir damla yaş. Tabancanın içinden çıkan kurşun gibi. Adamın gönlüğe yetişik yapabilir. Yani öyle. Güloş ablan çok iyi bilir bu konuları. Hatta kocasının da bu bildiklerine şebek ediyor değil mi Güloş? Kız neyse bu ne? Ben bunları yapsam tutar mı diyorsun sen? Kimse gel suratımı tutar. Hatta gel benim ağzıma. Dur atayım. Al. Dur! Vallahi leşelendim ben şarkı söyleyeceğim. Kız dur! Dur otur! İlk saniyeden beri şarkı kıçın yer tutsun kız otur! Tamam anne! Neyse borcum ne söyle de kalkayım ben. Tatlım 300 TL. Kız her gelişinde 300-300 ama iyi para kuruyoruz burada. Tatlım terapi yapıyoruz işte. Neyse ablam her kuruşu helal hoş olsun yine. Ah. Sağ ol hayatım. Hadi ben yine geleceğim dedim. Tamam canım hadi. Bak iyi ki de kapıya çık olmuşsunuz. Kapatırız biz tatlım sen çık. Hadi abla. Hadi canım hadi. Sevdim kız ya. Demek beni bu bildiklerine şebek ediyorsun. Hadi Lona. Kadir saçmalama zırgaladın bir şeyler. Yok yok kesin zırgalamışsındır. Kadir ne yapıyorsun küstün mü yoksa? Küsmedim. Elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Bak senin şu şebek kocan kapıya da baksın bakalım. Küstün bakalım. Selamun aleyküm doktor kardeş. Ve aleyküm selam kardeş. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle o kansız Mustafa'yı bize istiyoruz. Bütün ömrüne talibiz. Valla sizden iyi kısmet mi bulacağım? Tabii ki de Mustafa'yı size verdim de. Gelin görün ki elimizde Mustafa yok. Ulan ben ne var ne yok alıp götürürdüm de. Dua et bana Mustafa lazım. Şimdi, o nerede? Hanımefendi, neden anlamıyorsun? Çocuk mu kandırıyorsun lan? Adım kadar eminim o Mustafa kansı burada biliyorum. Abla emret hepsini vurayım şurada. Dur lan bir sen de her ota vurayım mı vurayım mı yeter. Hanımefendi, neden anlamak istemiyorsun? İlk sahneden beri söylüyoruz. Biz Mustafa diye birini tanımıyoruz. Demek yok tanımıyoruz. Yok öyle biri yok, düşünmüyorum. Mustafa'yı bize teslim edin, yoksa üzülürsünüz ha. Aferin lan. İlk defa vurayım mı abla dışında bir şey dedin. Sağ ol abla. Şimdi vurayım mı? Ay tövbe estağfurullah ya. Bırak lan. Burada bir silah çıkaracaksa o ben olurum da. Emaneti çıkarmak istedim. Yeter. Ver lan şunu. Yeter. İlk sahneden beri vurayım mı vurayım mı? Bıktım lan bıktım. Şimdi seni vurayım mı lan? Kedicik aslan kesin lan. Vurayım mı seni? Dur! Bırak ya, vuracağım ben bu adamı! Bak şeytan doldurur. Ben doldurdum zaten dolduracağım kadar! Şeytan doldurur zaten şeytan! Buyur mi seni? He? Elim titriyor. Titremiyor, vuracağım seni. Arkana bak. Kıyacaklardı kurşunu, kıyacaklardı bana, süreceklerdi kocanı. Rahatsız tabii hanımefendi, o sohbet elbette değil, benim elbette sordular. Hayatım tüm şeyde bir kirli gözlerimi. Bu kadar dövülüp ağladığına göre film korkuydu galiba. Ben orada bayılıp düşmeseydim, adamla kadın benim üstümde çekecek bir... ...sizde korkuydu. Şu korkaklığından sezon mısın? Ya yine gelirlerse? Gelecekler tabii Kadir. Bayıldın diye Yusuf'a gelip gelmez. Yok yok beklemenin halim yok. Bir an önce planı işe koymamız lazım. Plan mı sizin ne?
Anladın mı şimdi? Önlüğünü çıkarıyorsunuz ve derhal gidip dediklerin oluyor. Hadi hadi daha fazla bekleyemeyiz. Tamam hadi görüşürüz. Allah'ım oğlum şu işten kurtulalım ya. Boya işine kaldı. Boyayı yapmadık ki. Akıl mı kalıyor be Kadir sende? Yok ama ben böyle havaya gelemiyorum. Açalım müziği ki. Let me wallet in feeling. Wallet in so deep feeling. Let me wallet in feeling. Wallet in so deep feeling. Dil eswa ya ini morra morra. Dil eswa ya ini morra. Öyle. Ah. Vallahi gözümden kaçmadın ha. Ay terledim öldüm kız. Boş ver sensin benim figür. Ay terledim. Boş ver sen benim figürümü gör. Senin figürler ne oldu? Senin iş ne oldu? Onları anlat. Ne yaptın? Hallettim be. Herif köpeği mi oldu? E iyi o zaman. Ama şimdi kızmazsan bir şey daha. Kızma. Bak, çok kızacak gibi bakıyorsun. Bak ablam. Ben işi hallettim ama benim Elif 2 ay sonra Amerika'ya gidiyor. O gitmeden onunla evlenmem lazım. Kız ben buna niye kızıyorum? Niye evlenmen lazım ki? Ne demek niye evlenmen lazım ya? Amerika'da ne kızlar var? O uzak mesafe ilişkisi yürür mü? Kız sen ne bela mıknatısı çıktı? Adamı kafalamam lazım dedi. Tüylü yalanla öldürdük adamı kafaladık. Şimdi de evlenmem lazım diyorsun. Kız ben ne yapacağım seninle? Ya ablam sen zeki birisin be, bulursun bir yolunu. Zekiyim biliyorum diye evet. Düşüneceğim. Geldim geldim. Ay bu ne be? Ay evet şimdi geldim. Hayır hayır ben daha çok öldüm. Tamam şimdi kapatıyorum. Ay canım çıkınca. Öpüyorum bay bay. Hoş geldin gülüm Lena Suma. Ben de öğleden konuşuyor muyum? Vallahi ben bu efsane hastasıyım. Canım herkes bana hasta. Buraları boyamadık. Boş ver tatlım. Boş ver boyayı badanayı. Sen geç otur. Sen biriyle konuşuyordun. Yeni sevgili yaptın galiba. Anlatsana onları biraz. Hemen hemen. Şimdi geçen gün ben bir makyaj mağazasına gidiyorum. Ama öğlen amacım makyaj malzemesi almak falan değil. Yakışıklı kasiyeri göreceğim. Ay yolda giderken bir mentor bana çarptı. Ay bu böyle nasıl yakışıklı? Nasıl kaslı? Nasıl boylu? Ben de 1.80 sen de 1.90 öyle bir şey. O ne be fasulye sığırı gibi. Erkeğin kısası makbuldür benim gibi. Ay aile. Ama bu böyle nasıl utanmış? Nasıl açık, nasıl özür dinliyor anlatamam. Tabii senin o ara özür dinlediğin var mı? Gel bir daha çak diyorsun. 100 kere çak diyorsun değil mi kız? Ay zaten onun böyle üzerinden tır geçmiş öldü. Böyle tuttu beni elimden kaldırdı kaslı kollarıyla. Hanımefendi ben size arabamla çarpmış olabilirim ama ben de güzel değilim. Sonra özür mahallesinde bana bir kalp ısmarladı. O tuttuk böyle bir iki laf tuttuk. Bu birden lafa girdi. Bu konularda biraz utangacınız ama size aşık. Ay ağzıma geldi. Ve? Ve işte. Ay süper haber. Bak bir kusur yok değil mi? Bazen hızlı konuşuyor anlamıyorum ama olsun. İdare eder. Kız adamın TC'sini aldın mı sen? Yok niye ki? Tatlım o kadar şeyden sonra adamın nikahını basamazsan nüfusunu alırsın dedim kız. Bak böylekinden benimkini unuttuk be. Unuttuk bak. Tamam oldu. Bak abla, benimki 2 ay sonra Amerika'ya gidiyor. Ve o gitmeden onunla evlenmem lazım. Adamı kafalamak için türlü türlü yalanla öldürdüm. Şimdi adamı kafalayamadan Amerika'ya yollarsa söylediğimiz her şey hop uçup gidecek. Ay kız ne var bunda? Benim bir arkadaşımın başına da gelmişti. Şimdi adama gideceksin, hamileyim deyip basacaksın nikah. Evlendikten sonra ya bebek düştü derdin ya da bebek yaparsın. Ablam bu şeytan nasıl benim aklıma gelmedi?
Ama işte benim çubuğum yok ki. Nasıl kandıracağım adamı be? Benim hamile arkadaşım var. Hallederiz ondan o işi. Kız ne duyuyorsun ama? Ne duruyoruz ama? Alın çubuğu kadına şey edin. Hadi. Koşun koşun. Kalkın açın ben yine geleceğim. Tamam hayatım gelirsen de öpüyorum. Bir de biz erkeklere yalancı derler. Yok bu kadınların söyledikleri yalanların yanında benimkini nasıl bile olmaz kardeşim. İyi oldu benim de yardım ettin ya. İçeride sıkıntıdan patlamıştım. Sağ olasın koçum. Sen olmasaydın bitiremezdik bu evi. Yok abi olur mu öyle şey? Her yeri sen yaptın. Ben ufak tefek kısımları hallettim görüyorsun. Bu arada abi diyorum ama samimiyetimiz oluştu diye. Sakıncası yok değil mi? Yok canım. Sen benim bir kardeşim sayılırsın. Eyvallah abi. Mustafa ben ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun abi? Ben bu doktorluğu bırakıp boyacı olayım diyorum. Baksana bayağı iyi boyadım buraları. Ya senin gibi bir doktor diplomasını bırakıp boyacılık yapar mı? Haklısın valla. Benim gibi bir doktorun neden diplomasını bırakıp boyacılık yaptın? Olmayan diplomayı ne yapacaksın? Ne oldu? Dalmışsın öyle. Onu düşün. Kimi? Vay! Ateş böceği saymış anlaşılan. Ya çok hoş ve çok güzel bir kadın. Etkilenmemek elde değil. E ne duyuyorsun? Açıl kadın öyleyse. Bilmem ki. Kabul eder mi beni? Ya senden daha iyisi mi bulacak? Al şunu. Kadın sana numarasını vermişler. Aya konuş. Ne diyeceğim ki? Buluşmak istediğini söyle. Görüşmek istediğini söyle. Hatta bu eve çağır. Arıyorum bak. Aya. Çalıyor. Alo Nurten. Nasılsın? İyiyim ben de sağ ol. Şey, acaba müsaitsen muayenehaneye gelmem mümkün mü? Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Oldu. Vallahi oldu bu iş. Ben sana ne demiştim? O kadın senden daha iyisini bulacak be koçum. Eyvallah abi sayende. Hadi sen şey. Bak hastanede gel. Koş içeri koş. Önlüksüz kaçtın. Mahkeme ne olacaksa. Turgut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun şöyle. Nasılsınız Turgut Bey? İyiyim valla, sen nasılsın? Biz deyiz Allah'a şükür. Bayağı ne buyursunuz bu arada? Evet, sağ olun. Ben de bir geleyim dedim, işim falan yok diye küçük sohbeti verdim. Gelme! Gelmeyeyim mi? Yani sizin gelmenize gerek yok, ben gelirim Turgut Bey. Ya sizi ayağıma çağıracak kadar eşek değilim ya. Şekif! Ne? Ne? Kime eşek herif dedin sen? Ben eşekliğe de eşek herif dedim. Siz hiç eşek der miyim Turgut Bey? Sen de bir tuhaflık var mı bugün? Hem sen niye sürekli arkama basın? Hop! Ya sen ne yapıyorsun Kadir Usta ya? Şey, kafanız yerinden çıkmış gibi oldu da ben de yerine oturtmaya çalıştım. Neyse, ben kaçayım artık. İş güç beni bekler. Tabii. Yine gelir. Uyuyun abi. Kolay gelsin. İyi günler. Mustafa! Oh! Gittin abi. Ulan ne diye zırh pıçı kızı? Ya yakalansak adama? Nurten'in verdiği kağıdı unutmuşum. Nurten'in verdiği kağıdı unutmuşum. Yarabbim ya. Nelerle uğraştın? Yalasla git. Hastası bir yandan, Mustafa'sı bir yandan, mafyası bir yandan. Oh! Bekleyin, geliyorum. Sen miydin? Bendim. Aldı mı dediklerini? Aldım bıraktım içeri ama bulana kadar da canım çıktı. Gül, sen bu hayatta tanıdığın en mükemmel kadınsın. Ne yapabilirim bir şeyler söyle. Ah. Hasta geldi. Bir çay geçiyor. İki poşet taşıdım. Hemen yoruldum. Alkış ya. Doktor Bey. Mehmet. Ah yani Memoş. İsim söylemeniz bitti. Sadece oturabilir miyiz? Oturun madem. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Vallahi son olaylardan sonra ölsem buraya gelmezdim de. İşte en iyi doktor siz misiniz? Tabii ben de en iyilerine layım. Neden? Bir şey mi dediniz? Memoş nasıl ikna oldu diyordum gelmeye. Ben söyledikten sonra Mehmet'e laf düşmez. Düşmez. Hayatım siz bekleyin burada. Ben içeriden ufak tefek eşyalarımı halledeceğim. İşimi halledeceğim geleceğim ben. Siz merak etmeyin. Ay pardon hayatım. Gül. Ne var? Of. Asma gideceğim çıkan manyak bir çift var ya. Evet.
Oma yine geldi. Başı def edemiyorum başımda. Niye def etmeye çalışıyorsun sen onu? Ben doyu oyu yapmaktan bıktım usandım artık. Gitmiyorlar bir türlü. Tamam, o zaman sen de final sahnesinden abartı abartı. Sen var ya sen. Tatlım, kusura bakmayın, beklettim sizi. Şikayetiniz nedir? Ya, benim karnım çok ağrıyor. Böyle devamlı sancılarım var. Sanki böyle içimde karnımda bir şey varmış gibi. Kız gaz olmasın o. Kulüfetin evi fazla kaçırdığında bu çocuğa mı kız bu ya? Çok canım ne gazı. Sıkıntı gazı. Hatta soyun sen değil. Soyun ben de siz gibi. Biz mi? Hakikaten biz mi? Evet, siz. Sıkılmışsınız evimizden. Bıkmışsınız. Hatta bu doyumda senin karnına doyuyor. Mehmet, sıkıldın mı benden? Ne doyuyorsun? Anlat bakayım her şeyi. Dök içine. Ya, aslında evet sıkıldım. Ne? Kendini dünyanın merkezi gibi görüyorsun. Haklı. Arada çok sinirini bozuyorsun. Bana köpeğin gibi davranıyorsun. Abartın. Hatta bazen olmasan daha güzel olur diyorum. Memo. Ne var be? Hayır, dök içini dedik. Bıraktın ortalığa yani, battı ortalığı. Daha sakin, daha yavaş, daha elak. Öyle işte. Mehmet, ben gerçekten özür dilerim. Seni bu kadar kırdığımı bilmiyorum. Sorun değil. Seni seviyorum ama özellikle bu aralar çok üstüme geliyorsun. Her olay alınıyorsun, sinirleniyorsun. Canım bir şeyler çekiyor, daraltıyorsun. Bir dakika, bir dakika. Bu kız bu aralar çok sinirli, alıngan ve canı sürekli bir şeyler çekiyor değil mi? Evet. Senin karın ayların devam ediyor muydu? Sık sık. Bir senede yanılım çekiliyor. Konu hakkında konuşuluyor. Evlilerle bir soruyorlar. Doğru mu değil mi diye. Doğru değil de pek inanmıyorlar. Belki de hissediyorlar. Evet. Doğru. Baba oluyorsun. Baba mı oluyorum? Evet. Baba oluyorum. Baba oluyorum! Baba oluyorum! Anne oluyorum. Mehmet beni de bekle! Baba oluyorum, baba oluyorum. Anne oluyorum, anne oluyorum. Ulan kimse Kadir'e sormuyor ki ne oluyor diye. Ben de deli oluyorum, deli. İçeride saçını başına çekip düzenleyiyor. O neden? Anlar biraz da. Abi, yakışıklı olmuş muyum? Valla, cingöp gibi olmuşsun koçum. Sence o da beğenir mi? Beğenmez. Ya kötü ya delidir, merak etme sen. Geldi bile. Hoş geldiniz. Hoş buldum doktor. Ne işi var bu kliniğin bu arada? Beni görmeye geldi. Gül Hanım, Nurten'le Mustafa. Anlarsın ya. Siz baştan söyleseniz de şuna hoş geldin Nurten. Şöyle gel. Siz konuşun. Biz de çifte konuları yalnız bırakalım değil mi? Hayatınıza bakın siz. Nasılsın Nurten? Sensiz nasıl olabilirim ki? Ben de sensiz olamıyorum. Sensiz bu hayat sıkıcı ve yorucu geliyor. Ben de yoruldum. Genç ve dolu bir kadın olarak yalnız yaşamak çok zor. İstemiyorum buralarda durmayı. Kaçıp gidelim. Olmaz. Neden? Çünkü peşimde kötü adamlar var. Yerli yerlerinden aldığım için benim peşime takıldılar. Eğer bu muayenehaneden çıkarsam beni vururlar. Olmaz. Sen ölürsen ben de ölürüm. Merak etme, birlikte atlatacağız bunları. Seni o kadar seviyorum ki Nurten. Ben de seni Mustafa. Duydunuz dilin sesini, yarış başladı. Hastam geldi, siz içeride devam edin isterseniz. Sıkıntı değil. Nurten'imin olduğu her yer bana cennet. Kerem'de bana sinir olduğum her yerde dedin. Sen olmazsan yaşayamam demedim. Hanımefendi, kapıyı açmazsanız ikimiz de yaşayamayacağız. Ben uğraşıyorum ki sen aç kapını da. Allah'ım yarabbim ya. Oh! Geride gelen yalan mı orada? Ne oldu? Görüşmeyeli öyle mi değiştirdin? Vallahi verdiğiniz haber sayesinde doktor bey. Kaynanam gevşedi, bir anda merak oluverdi. Onda bir enerji geldik sormayın. Değil mi anne? Evet, panda gibi olmuş bu kadın. Peki sizin niçin geldiniz? Biz ablardan biraz daha alabilir miyiz demek için gelmiştik ya doktorum. Tabii olur ama önce ilaçları görmem lazım. Tabii tabii. İkisini de bir kutuya koyuvermiş.
Ben sizi 2 dakika beklesem, müsaadenizi istesem sorun olur mu? Ne sorun canım? Gül! Gül! Yine ne var kardeşim? Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Of! Şu gelinle kaynana vardı ya. Yazık kız, çok üzüldüm. Ne olmuş? Of! Ben kaynanaya, uyku ap yeğene sakinleştirecek, kıza da vitamin apı vermişim. Ne yapacağım şimdi? Tamam, anlat kıza, durumu kurtul. Öyle demesi kolaydı. Tabii değil mi? Gel sen anla. Tamam, ben de değilim. Neye bir şey açıklamam gerekiyor? Ne doktor bey? Ben size yanlış ilaçları vermişim. Yani? Yani şu, bu ilaçları kullanmaya da daha fazla devam edemezsiniz. Yapmayın doktor bey. Yıllar sonra ilk defa yüzüm güldü. İlk defa rahat ettim. Topları benden almayın. Bakın, isterseniz bu haplardan koli koli verebilirim size. Peki, bu haplardan gelen sahte özgüveni siz kabul edebilecek misiniz? Ama... Lütfen, hani... Bu kadını dik durmanız lazım bu kadının karşısında. Bu ilaçlar bir işe yaramaz. Galiba haklısınız. Bu ablar ömrünün sonuna kadar yaşayamaz. Ha şöyle, sizin ilacınız dik durma, güçlü durma. Gül Hanım, siz kadını ay ablam, ne şeyle geldin bu sefer de? İşini hallettim. Adamla evleniyoruz. Ama düğünümüz Amerika'da olacak. Ben dedim madem siz düğüne gelemiyorsunuz, ben düğünü buraya getireyim. Ama oynayacağımız ha. Oku kız şarkını, biz de oynarız tabii. İyi döktük kurtla ya. Cidden iyiler. Ama ben Asuman'ı çok özleyeceğim. Sadece Asuman mı özleyecek ki? Aslında her şeyi özleyecek. Baksana Ahmet Bey gelecek. Haklısın valla. Ahmet Bey gelecek ve bunların hepsi bitecek. Fark ettin mi? Neyi? Hani en başta diyordun ya nasıl seyrederiz falan. Baksana bütün hastaların gelmemek üzere gitti. Yanlışım var. Biri kaldı hem de en büyüğü. Kimmiş o? Nurten'le Mustafa kaldı. Onları başımızdan hala def edemedik. Yalnız onları başımızdan def etmek istiyorsak her şeyi konuşmamız lazım. Başka çaremiz yok ki. Ben çağırıyorum yine. Nurten, Mustafa gelir misiniz? Geldik abi. Sizinle konuşmamız gereken bir şey var. Aslında bizim de sizinle konuşmak istediğimiz bazı şeyler var. Siz başlayın öyleyse. Abi, ben hasta falan değilim. Onu biliyoruz. Biliyor musunuz? Evet. Şunu da ekleyeyim, buraya saklanmak için geldim. Onu da biliyoruz. Mafyadan kaçıyorum. Onu başından beri biliyorduk. Nurten'le kaçmak istediğin de bilin oldu olacak. Onu bilmiyorduk ama dinleyip öğrendik. Artık yardım edersiniz. Ederiz de sizin de bize yardım etmeniz gerekiyor. Nasıl? İş birliği yaparım. Anlamadım. Anlarsın ben. Neyi bekliyoruz? Anladın mı şimdi? Anladım, anladım. Şimdi içeriye geliyoruz ve hemen hazırlanıyoruz.
amca. Becerirsin, becerirsin. Hem bak sadece ben değil, herkes sana göre. Hadi yüzünü yıkayın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk bacım. Lütfen siz şöyle geçin, Hoca Efendi birazdan gelir. Aslında... Lütfen acele etmeyin. Oturun, Hoca Efendi içeride bir hastasıyla özel ilgileniyor. Birazdan sizi görecek. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben içerideyim. Abla ben bir şey anlamadım. Dur oğlum dur. Ben de bir şey anlamadım. Göreceğiz bakalım. Evet evladım. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum hocam, anlıyorum. Ya ben şimdi... Ya senin ne işin var? Ya kalkarız hocamla bir şey... Kalk! Hocam, ben şimdi akşamdan kaynattığım ötesi otunu sabahın ayazında kıkri imama kıkri kestefikleti kayımın yüzüne suyuyorum değil mi? Doğrudur. Lakin sadece bununla da bitmiyor. Ne değilse? Tabii o işlemi yitirince kağız otu, beyaz bacağı birden güt dokumunda... Bak, burası çok önemli. Güt dokumunda hayat mide bir kadın tarafından kesilmiş yaslan yazılı bitkisi. Karı ve suratını Allah'ın izniyle sürüyorsun. Kardeşim manyak mısın? Ne sürü... Ya siz kimsinizmiş ki benim hocamın derdini sorguluyorsunuz? Hocam, 6 tane çiğ yumurtayı da akşamdan bekletip kayımın yüzüne yedireyim mi? Oğlum, lakin ekstraya girer bilmiş ol. Abla mevzuya girelim mi? Girmeyeceksek vuracağım çünkü. Tamam, sakin. Ya kardeşim biz şey için gelmiştik. Ya sizinle çocuğunuz olmayı değil mi? Ya niye sizin çocuğunuz olsun? Baksana tipi muşmula gibi. Koca ne? Tövbe bismillah. Sanki cenazesi mi de ağlamayı unutmuşum. Ya bebek neşe değil, bebek güzellik de. Ama bu tiplerdeki eve bebek mi girer ya? Ya nereden çıkarıyorsun bebeğimin olmadığını? Ya sen hamile misin? Valla ilk geldiğinde anlamıştım. O göbeğin, o basenle zaten o kayındaki bölge ya göbekti ya bebekti. Başka açıklaması yok. Hamile falan da değil. E sen ne diye geldin? İki dakika susan açıklayacağım da bir susmadın ki be. Sus de. Kardeşim buyur, ne için gelmiştiniz? Kardeşim burada bir muayenehane vardı. Ne oldu ona? Muayenehane? Ha, onlar apar topar kaçmışlar. Baksanıza eşyalarını da bıraktılar, toparlayamadık. Vay namussuzlar, kaçmışlar demek. Peki biz Mustafa diye bir arkadaşı arıyoruz. Sen tanıyor musun onu? Komşu. Onlar bizim üstte komşuydu. Onlar da apar topar Amsterdam'a kaçmışlar. He, kimse tanımamış onu. Gitmiş Amsterdam. Sen bir sus! Sus de. Şimdi ne yapacağız abla? Doğru Amsterdam'a gideceğiz tabii. Baksana Mustafa kaçmış Amsterdam'a. Ya Amsterdam'a gitmeyin. Ejderin memleketi. Yer bilmezsiniz, yurt bilmezsiniz, onu bunu bilmezsiniz. Nasıl? Sen sus. Sus de. Neyse Hoca Efendi, biz artık rahatlayalım. Her şey çok sağ olasın. Ne yaptık ki? Buyurun. Keşke hocam size yolluk bir muz kayasaydı ama siz bilirsiniz tabii. Biz biliriz tabii. Hadi selametle. Allah'ım ne kerizler var, şu fırkçılara inanıyorlar ya. Asıl ne kerimler var ki bizim yaptığımız numarayla yiyorlar. Kurtulduk be, kurtulduk. Yo, yediler mi yani? Yemek ne abla, yalayı tuttular ya. Ya, tabii Ayşem, sana şapşek. Özlem geldi, çabuk saklanın. Özlem şef. Mustafa almasın sana içeride, çabuk çabuk koşun. Ben işe yedik ediyorum. Hoş geldiniz. Bizim kremer bu mu? Bonbon işte. Ay yok ayol çocuğum. Gel tatlım otur şöyle. Geç hayatım. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Hemen. Biz çıktık ya Osman canım. İşte halletip ayrıldı gitti de. Sonra bir de kalın oldu. Ay ne oldu? Ay beni bilirse beni aradı. Ay böyle basket oynamış sesi nefes nasıl kapı geliyordu. Ay dedi ki bu akşam bir yemek yiyelim mi sana bir teklifim bulunca. Yani ne? Ay ne var? Kız arkadaşlarından böyle çok destek oldum. Ben seni çok sevdim. Gel şahit. Bilmem ki şimdi o şahitlik işleri falan nasıl olur. Hem ne giyilir falan hiç bilmediğim şeyler. Ay ne var? Bizim kızlara diktiğimiz hepsinin kumaşının aynısının aslında bir takım diktir. Bunun giymeleri aynı geldi. Bilemedim ki şimdi. Senin kızlar kuduyu nasıl? Ay doktor düşmanı çatlatır birazcık. Ne var? Ne diyeyim? Şahit olayım madem. Yalnız benim de senden vereceğim var, söylemiş olayım. Neymiş o? Tatlım.
burada olanı, biteni, yaşananları kimseye anlatmak yok. Toplumda benim gibi insanlar dışlanıyor, iş falan verilmiyor. Şimdi benim duyumumu birileri öğrenirse iş falan vermezler bana. Hatta duyum çakılmasın diye gloşumla karım olarak tanıtıyorum. Yoksa ben bu memleketi size muşmulayla evleneyim miyim ayol? Ay tamam. Sırrım bende. Yalnız telefon numaram da bende. Ekleyeceğim akşam da gruba. Hemen en güzel gelinlik modellerini atacağım hayatım. Öptüm. Allah'ım bir de şahitlik işi çıktı başıma. Ya ben ne anlayayım ki şahit olmaktan? Gül, ne oldu? Ne olacak? Gül, sende bir şeyler var. Evlenmezsin değil mi sen bu kadınla? Gül, ben şaka yaptım. Kadir, saçmalama. Ne yapacaksın sen şu boyun kadına? Gül, vallahi ben şaka... Kadir, sus. Ben de geleceğim o düğüne, kendime birini bulacağım. Sen benim ilk kestim abi. Gül, hayatım, ben şaka... Kadir! Hayatım, lütfen ama! Oh be, kurtulduk sonunda bu işten. Oh, sayenizde abi, sayenizde. Yok hocam, biz ne yaptık ki? Ne yaptık olur mu? Siz olmasaydınız ben asla Mustafa'ma kavuşamayacaktım. Ben dedim Selim'e. Size kavuşmak isteyen yok tabii. Hemen pay çıkartalım. Bundan sonraki planınız ne? Ya, biz kimsenin bulamayacağı bir yere gitmek istiyoruz. Tamam, adamlar zaten Amsterdam'da aldı, bütün İstanbul'u size. Yani... Olsun, yine de buradan uzaklaşmak istiyoruz. Karadeniz'de küçük bir evim var, bankada da biraz birikmişim var. Artık gül gibi geçiniz yeterim. Ne diyeyim, yanınız açık olsun. Gel be, söyleyeyim sana şöyle. Abla, çok teşekkür ederim her şey için. Gel bize. Bizi arada ayırmayı unutmayın, olur mu? İstesek de unutmayız abi. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Onlar da gitti işte. Kremalıyız abi. Ya abi valla. Bizim kapımız rahat olmam gibi. Alo? Halit Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Bugün mü? Yolda mısınız? Tamam Halit Bey, tamam. İyi günler, iyi günler. Mafyadan, Mustafa'dan, ondan bundan bir Halit Bey'le unuttum. Tünden onlar yolda geliyorlarmış, ne yapacağız şimdi? Tamam, bir şey olmaz, nereye atlattık, izin mi atlattık? Alo? Ahmet Bey? Bugün mü? Hani yarındı? Anlıyorum. İyi günler. İyi günler. Yandık, bittik, mahvolduk. Ahmet Bey geliyormuş. Ne yapacağız şimdi? Of, ülkeyi mi terk etsek? Yok, o manyak adam hemen bulur. İnternet olacak. Ama ölmek için çok geldi. Allah'ım ne yapacağız, ne yapacağız? Ne oldu? Ay, sakin ol, çalıştır şu saksıyı. Çalıştır, çalıştır, çalıştır. Buldum. Zaman yok. Giy hemen önlüğünü. Çok karşıladık be. Çabuk. Hadi. Halit Bey, gittiğiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun oturun şöyle. Siz içeri geçin Gül Hanım. Ben de Tüm Hanım ve Halit Bey. Nasılsınız Halit Bey? İyiyiz, iyiyiz. Hatta bomba gibi doktor da. Oho, Allah daha çekiyor. Güzel. Yaptım. Ah. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Hasta, muayenehane, ilaçlar, oydu buydu şimdi derken uğraşıyoruz öyle. Tabii sizin işiniz de zor. Valla geliyor hastalar, gidiyor, geliyor, gidiyor. Uğraşıyoruz öyle. Anlayacaksınız. Bir dakika, telefon titreşim oluyor. Alo? Bir dakika, kusura bakmayın. Evet Ahmet, değil mi? Yoldasınız. Tamam, bekliyorum. İyi günler. Sipariş ettiğim ilaçlarla alakalı bir sıkıntı çıkmış da ben bir sekreterimle görüşüp geliyorum. İçeride küçük bir işim var. Gül Hanım, neredesiniz? Gül Hanım? Kusura bakmayın. Kimseni öldürmüş zaten. Ahmet Bey yolda geliyormuş. Sen şimdi Halit Bey'e ayrılıp elinizde resim var diyor. Def ediyoruz adamı, tamam mı? Hadi, ayağa git Bey. Alo. Alo. Halit Bey, orada mısınız?
haneye lütfen. Ne haneye yoksa götürmüş? Halit Bey, orada mısınız? Ben buradayım ama evime hırsız girmedi bence. Şey, Halit Bey, biz... Ne diyeceğimi bilmiyorum ben. Bir şey demene gerek yok, ben zaten her şeyi biliyorum. Biliyor musunuz? Evet, biliyorum tabii. Geçen geldiğinde görmüştüm. Kızmadınız peki? Niye kızayım ki? Ben zeki adamı seviyorum. Baba ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey demene gerek yok. Ben şimdi içeriye geçen filmi çıkartırım. Bir daha da gelmemesini sağlarım. Sen de zaten kartın. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ararsın. Çok teşekkür ederim Halit Bey. Şimdi biz de gerçek doktorlar gelmeden hemen çıkarız. Sağ olun. Sinan Hanım, çok acil bir telefon aldım. Hemen kalkmamız gerekiyor. Tabii ama buraya dersin. Ben hoşçakalın dedim. Hadi çıkalım. Oh be, sağ olsun Halit Bey sayesinde TR almam kıl çeken bir şey. Halit Beyler, birazdan gelebiliriz. Oh be, kavuştum sonunda canım anneanneme. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Çok özlemişim burayı ya. Beğendiniz mi peki? Beğenmek bir kere canım. Harika olmuş. Biz müsaadenizi isteyelim artık. Müsaadesin canım. Benzin paramız var. Buyur, bu paramızın geri kalanı. Teşekkür ederim. Bir de sizin bir ev işi vardı, o ne oldu? Hallettik Allah'a şükür. İyi, neyse. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen aynen şimdi. Alo. Efendim. Nalit Bey kardeşim. Burası muayenehane. Saçmalamayın lütfen. Ben Ahmet Atak, doktorum. Lütfen daha fazla oyalamayın beni.